Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda yok, böyle değil. Bugünün videosu Road to Cruyff'un ilk bölümü olacak. Johan Cruyff'un Primary Icon, Optimus Prime Icon ya da üst düzey ikon anları kartını almaya çalışacağız. Rüya takımımızın devam serisi olarak düşündüğüm seri bu olacak. Johan Cruyff'un kartını görüyorsunuz. Zayıf ayak 5 yıldız, beceri hareketleri 5 yıldız, yüksek düşük, modern futbolun yaratıcılarından efsane Johan Cruyff'u kadromuza katacağız. İstatistikleri bunlar. Yani bunu almamın sebebi şöyle. Bir, karşımızda gördük en son bölümümüzde. Rüya takımın en son bölümünde karşımızda gördük. İki, çok denemek istiyorum ve aynı zamanda da yani hakikaten bir efsane. Ve bu senenin yeni efsanelerinden de olduğu için aslında Ronaldo'yu düşünüyordum. Ronaldo'nun yerine, V9 Ronaldo'nun yerine Cruyff'u alacağız. Ne yaparız? Belki Ronaldo ile beraber, yani bizim Ronaldo'muz CR7 ile beraber forvet oynarız. İki forvetli bir formasyona döneriz. Buradan bu arada Futdor'un Sergen'e de selamlar. O da çok severdi Cruyff'u, sever. O yüzden de biz de alalım, ona da bir selam gönderelim buradan diyorum. Şimdi ilk bölümümüzde neler yapacağız onları bir göstereyim öncelikle. Tabii ki biliyorsunuz lig SBC'leri vesaire paketlerimiz olacak, ödül paketlerimiz olacak. Bunun yanında kadro kurma görevinin de tabii ki bir kısmını tamamlıyorum. Aynı zamanda da bu bölümde bir Bundesliga Team of the Season oyuncumuz var. Buradan gelecek bir yüksek reytingli Cruyff'a basma ihtimalimiz olabilir. Şimdi Cruyff'un kadro kurma görevlerinde 2. 2'deyiz yani 15'te 2'yiz. Ama giremiyor nedense. Tık tık tık. Kim o? Yok. Evet. Cruyff'un kadro kurma görevini görüyorsunuz. Şimdi ben birkaç tanesini tamamladım önceden. Bu ilk iki görevi tamamladık. 83'lüyü kurdum. Hemen onu gönderelim. Aynen böyle kurduk. Bize Bundesliga yükseltmelerinden çıkan iki tane inform ve kulübümüzdeki oyuncuları kullanıyoruz. Artık kulübümdeki oyuncuların tamamının suyunu sıkmaya karar verdim zaten. Bu kararı aldım yani. Çünkü zaten artık yapacağımız bir SBC kalmadı. Buradan devam edeceğiz. Başka bir şey yok burada yapacağımız. Sadece son iki görevi yapıyorum bir de. Yüksek reytinglerimizden veriyoruz burada. Şimdi neyi veriyoruz? Bizim rüya takımımızda aslında parçası olan, eskiden parçası olmuş, artık hiçbir zaman kadroya giremeyecek olan Zlatan İbrahimovic'i gönderiyorum. 222 maç oynamışım, 98 gol, 60 asisti var. Artık bizimle olmayacak. 97K'ya trap aldım. 95'lik bir rating. Rating yükseltmesi açısından. 43K'ya Almeida'yı aldım. Bu arkadaşları aldık. 9800'e Süley'i aldım. Butel'i aldım. 86'lık bir informa göre çok düşük fiyatı. Royce satılamaz var. Petros var. İbrahimovic. Dabur'u aldım çok düşük. 22K ve satılamaz olarak bir Amrabat. Bunları gönderiyoruz burada. 89'luk kadro karşılığında bir 100K'lık paket verecek. Halen Liganos ve nedir o? Almanya Ligi paketleri, oyuncuları, Team of the Season'ları paketlerde. 88'lik kadronun bir tanesini de bitiriyorum. Burada hani aslında market değeri yüksek olup bize satılamaz olarak olan Pogba var. Pogba'yı hiçbir zaman kullanmayacağım takımda. Onu gönderiyorum. Swaplardan aldığınız James Rodriguez'i gönderiyorum. Tabii ki çok maç oynadığımız, 305 maç oynadığımız bir Lucas var. Onu gönderiyorum. Ama bizim için çok önemli kayıplar değil bunlar. Çünkü karşılığında alacağımız oyuncu bir efsane. Johan Cruyff'u alacağız. David Silva ve yine satılamaz olarak olan bizde Arnautovic'i gönderiyorum. Nadir Mega karşılığında. Bir görevimiz daha var mı acaba yaptığımız? Sanırım bu kadar. Bu arada tabii ki bazen yorumlarınızı okuyacağım bu seride de. Aynen Rüya Takım serisinde olduğu gibi. Bir ödüllerimizi alalım öncelikle. Buradan çok fazla bir şey beklemiyorum. Zaten 7 maç yaptım. 7'sini de kazandık. Ama ne bitirmişiz? Gümüş 3 falan mı? Böyle dandik bir şey bitirdik. Maksimum 88'lik bir Team of the Season verecek buradan bize. 2 tane seçenek arasından. 87 ve 88'lik oyuncular. Okey tamam, seçelim abi, sen de gel. Bunu da göndeririz Cruyff'a. Biraz para aldık ve birkaç tane de paketimiz var tabii ki. 14 tane paketimiz var. Bakalım Cruyff yolculuğunda güzel şeyler çıkararak yolculuğumuzu kısaltabilecek miyiz? Bu seri 4-5 bölüm olmasını hedefliyorum ben. 4-5 bölümde bunu tamamlayacağımızı düşünüyorum ben. Çok uzun sürmeyecek. Bir tane ikon almamız gerekiyor sadece. O birazcık sıkıntılı. Onun dışındaki kadroları ben rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada keşke bir Ajax formamız olsaydı da Cruyff serimizde giyebilseydik ama maalesef böyle düz beyaz tişörtle idare edeceğiz. Bir board alıyoruz burada. Hadi bakalım ilk boardumuz ne geldi? Hollanda geldi. Santrfor Dost mu? Dost geldi. Bu arada birkaç tane yorum okuyayım tabii ki. Önceki seri, bölüme yazdığınız yorumlardan. Bunlar şey yorumları. Rüya takımın son bölümünün yorumları ama ben yine de okuyayım bunlardan. Eline emeğine sağlık, gönül isterdi Eusebio yerine Cruyff yapsaydık ama emeğine sağlık, teşekkürler demiş Mustafa Başar. Mustafa'nın isteğini burada gerçekleştirmiş oluyoruz biz.
O anlamda güzel oldu. İnşallah daha güzel serilere, başka FIFA YouTuber'larla video çekersen çok güzel olur. Aynen, onlar da gelecek. Belki bu, belki önümüzdeki hafta illaki bir YouTuber'la serimiz var. FIFA artık sıkıyor ama draft serisi gelebilir. Bu sayede başka kartları da denemiş olabilirsin. Clayton's Palace demiş. Clayton Palace'ız pardon. Bilmiyorum, draft oynadım. Gerçi birazcık draft oynamaya da başlayacağım sanırım. Draft hoşunuza gider mi? Yusuf Burkay Deniz demiş ki, Yunus abi bitirmiş şu seriyi be, her gün video atmışsın, niye YouTube açıp bakmayacaksan, ne anlamı var YouTube'un? Eyvallah. FIFA'yı geçen sene bırakmıştım, FIFA 18'de sen bana tekrar sevdirdin oyunu. Vallahi bu sene seviyorsan oyunu helal olsun. Ama çok teşekkür ediyorum nazik yorumun için. Seriyi bitirmedik aslında, gördüğün gibi. Seriye Road to Cruyff'la devam ediyoruz. Mr. Emre GT demiş ki, son maç çok güzel. Evet, son maçımız hakikaten güzeldi. Güzel bir seriye yarışır bir final oldu diyebiliriz orada. Bunlardan birkaç tane bu nesliga yükseltmesi yapabiliriz. Güzel olur. Premium altın oyuncusu gelsin. Son maç süper veda olmuş demiş Kaan Keskin. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Şimdi devam. Hasip Mert demiş ki, abi moralin ne kadar düşük olursa olsun gelişti gülümsemeni her zaman görüyorum. Çoğu YouTuber'da bu özellik yok. Az like gelsin. Arkadaşlar moralim bozuk, like sayıları falan düştü diyorlar ama sen öyle değilsin. 7 harfle tanıttım seni. Adamsın. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Gerçekten final bölümüne yakışır. Efsane maçlar çıkartmışsın. Sen de kendini bayağı geliştirmişsin. Gözümüzden kaçmadı değil demiş. Kasım teşekkür ederim. Evet, geliştirdik. Yani oyun güzel olsa aslında, oyunun gameplay kısmı güzel olsa, hakikaten bu oyunu ben manyak gibi oynarım. Canavar gibi oynarım. Kadromuz iyi çünkü. Keyif alıyorum yani ama biraz böyle bir oyun gameplay'den ne yazık ki çok keyif alamıyoruz. Barış Üsmenoğlu. Son maç da işte zevkliydi. Eyvallah Barış. Teşekkür ederiz. Evet, paketlerden çok bir şey alamadık. Ama güzel, daha güzel paketlerimiz geliyor. Üst düzey 6. yine 45K'lık. Yine board'a aldık. Güzel bir şey geliyor mu? Hırvat geliyor. Santifor Kramaric mi geliyor? Yok, Mandzukic olur. 84'lük kadrosunu henüz bitirmedik Cruyff'un. O yüzden işimize yarar. Erhul Merhum demiş ki, neden son bölüm diyorsun ki? Asıl şimdi bu kadronun neler yapabileceğini son kalan hafta sonu liglerinde bize göstermen gerekiyor. Hayal kırıklığına uğradım. Ya bu yoruma aslında katılıyorum. Tabii ki orada bitirmemiz güzel olmazdı. Ama dediğim gibi yani gameplay'den keyif almıyorum abi. Keyif almadığım bir şeyi de sizlerle paylaşmak istemedim. Ama yine de devam edeceğiz yani. Öyle bir bitirme değil tabii ki. Hani bitiriyorum gibi bir bitirme değil. Bu Road to Cruyff serimize devam edecek bir serüven olacak aslında. Barney Stinson FC, Del Piero nerede abi? Del Piero her zaman bizim kadromuzda olacak bir oyuncu. Şu ana kadar bu serinin hakikaten mihenk taşlarından bir tanesi. Gerçekten inanılmaz katkı veren adamlardan bir tanesiydi. O yüzden problem yok. Del Piero her zaman kadroda yani. 11'de olmayacak belki. Hatta Cruyff'un gelişiyle belki, yani bilmiyorum, Ronaldo'yu bile takımda tutmayabiliriz yani. 11'de tutmayabiliriz. Belki onu bile satarız. Ama bakalım. Farklı oyuncuları deneyelim. Efsaneleri deneyelim. En güzel efsaneleri deneyelim. Bence önemli olan da bu. Son 5 paket. Bundesliga Team of the Season garantilimiz de var. Onu da açalım en son. Hadi be oğlum be. Bundesliga Team of the Season'lardan aslında bana benzeyen bir herif var bu arada. Onu gördünüz mü bilmiyorum ama Halstenberg diye. Bu Süle mi? Süle manyak paraya gidiyor abi. Süle'yi hemen satacağım. Çok güzel paraya gidiyor. Evet, güzel paketler. Hadi abi buradan bir Liganos da olur bu arada. Yani Liganos'a da okeyiz yani ama pek öyle gözükmedi buradan. Ne geldi? Yine board geldi. 83 üstü diyoruz. İspanyol Santifor. Gerard Moreno. Evet, full nadir. Bundes oyuncuları da gelmiş bu arada birkaç tane. Onları kullanırız. Aslında şimdi şu paketleri açtıktan sonra şu Bundes Tots'tan önce bir tane de 81 artılık Bundes oyuncusu yapalım. Ondan da belki iyi bir şey alırız. Evet, nadir mega walkout yok. Board var. Arjantin MO Banega. Tamam. Jumbo nadir 100K'lık paket. Cruyff'un son görevinden aldığımız paket bu. Haydi oğlum. Güzel bir şey. Evet, bir walkout alıyoruz. Mavi mi? Mavi değil. Inform. Hadi bakalım. Brezilyalı. Stoper. Kimdir bu? Luis Gustavo. 85 Luis Gustavo. Tots değil. Ama Cruyff'a gidecek bir adam. Direkt Cruyff'a gidecek yani. 85 Gustavo. Arkasından bir Ronaldo çıkar mı? Pek sanmıyorum. Dybala geldi. Çok güzel. Bu da gidecek. Bu da gidecek. Hepsi gidecek. Dani Alves para ediyordu en son. Dybala 45K'sı var en az herhalde. Güzel. Gustavo 25. Aynen. Harika. Geldi. Bir bunun 81 artımız daha var.
5 tane filan açtım bunlardan. Bir de dandiklerinden de açtım. Sadece 2 tane inform bulabildik. Yani yüksek ratinglerden filan da bulamadık. İyi bir şeyler çıkarsam Timosis'in Goretzka'ya bile yürümeyi düşünüyordum aslında. Hadi bakalım 2.81 artı oyunculuğundan güzel bir şey alıyoruz mu? Alamıyoruz. Gibi duruyor buradan. Bordo aldık. Okey, o da iyidir herhalde. Veya değildir. Kastelstir ya da Hazard'tır aynen. 83 Hazard geldi. Çok pahalı bu paketler. Bunlar çok yani riskli paketler. Bunlardan bir tane mavi çıkarabilirsek tabii ki çok daha güzel olur ama Götze'yle Hazard çıkarıyoruz onun yerine. Açalım Team of the Season. Bunun eski oyuncumuzu. Team of the Season'ı ekrana getireyim şu anda size. Çok güzel oyuncular var. Süper oyuncular var. Ben en çok istediğim tabii ki bana benzediği için Haaland. Haaland'ı isterim. Onun yerinde yanında tabii ki 95 ve üstü Team of the Season'ları isterim. Sommer falan olsun istemiyorum çok fazla ama ne bileyim. Brandt olur bu arada. Havertz çok iyi olur. Royce süper olur. Lewandowski harika olur. Onun dışında başka birkaç tane daha aklıma gelmeyen Witsel falan da gayet iyi olur. Açalım gelsin. Bundesliga Team of the Season. Tabii ki dandikleri de var ama onları istemiyoruz. Hadi bakalım. Mavi gördük yine. Ne geldi? Ay, en kötüsü geldi. Campbell geldi. Ay, bilmiyorum. Belki bu şeylerden 81 artılardan yaparız ama. One eternity later. Aa. Hadi be. Müller mi? Müller geldi. Geldi 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 hadi hadi. Ooo Da Costa harika lan. Süper. Aa bonus. Bonus olarak videonun sonuna koyacağımız olaydır abi. Çok iyi geldi be. Sonunda ya. Çok para harcadık ama. Ay güzel süre de geldi. Uf 35k. Harika. Road to Cruyff'un ilk bölümüydü bu. Güzel yüksek reytingli oyuncuları takımımıza katmaya çalıştık ve bu şekilde Cruyff'a 4-5 bölüm içerisinde yürümeye çalışacağız. Ondan sonra da onu kadromuza katacağız. Oya oynatacağız tabii ki. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.